Abi iyi misin? İyiyim. Hayır, bizim buradan pek iyi gibi görünmüyorsun da. Biz ayrıldık. Biz derken abi? Ve de ayrıldık derken? Çeteyi dağıtmıyoruz değil mi abi? Abi durup dururken niye dağıtıyoruz biz şimdi çeteyi ya? Ha, biz böyle iyiydik be abi. Hani önce büyük bir jübile valesi atacaktık. Kesin lan. Biz derken ben ve Edil'den bahsediyorum ben. Ne oldu ki abi? Gayet mutlu mesut gidiyordunuz. O mu seni bıraktı yoksa? Yani aptal mı bu kız? Senin gibi adam bırakılır mı be abi ya? Başka birisi mi varmış yoksa abi? Hemen öğrenelim abi bu yeni çocuğun adresini. Sevip okşayalım biraz. Evet. Bakalım bir daha Edil yengenin yanına yaklaşabiliyor mu? Evet. Öyle bir durum yok abicim. Biz mecburen ayrıldık. Mecburen derken abi? Edil'in tayini çıkmış Erzurum'da bir köy ilk öğretim okuluna. Ben orada, sen burada olmaz bu iş dedi. Ben seni bekleyemem, yol yakınken ayrılalım dedi. Biz de ayrıldık. Demek ki neymiş? Düzenli manita o kadar da iyi bir şey değilmiş. Sonradan çok canı yanabiliyormuş adam. Meğerse aşk acı çekmekmiş. Üzme bence bu kadar kendini. Biraz klişe bir laf olacak ama sana kız mı yok yani? Hayrola abi? Bilet mi alıyoruz? Ya çıkarsa? Yok be abi. Nerede bizde o şans? Buyurun abi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bereket versin. Milli piyango. Unutma Tilki. Piyango. Her insan kendi şansını kendi yaratır abicim. Hadi canım. Ciddi misin sen abi? Süper, yatarak bir voley olur bu ya. Hatta rövaşat olur be.